Sizi tanıyalım mı biraz? Evet, ben Sevda Tekir, Sakarya Akyaz'dan katılıyorum yarışmaya. Çok heyecanlıyım. Ya aslında heyecanlı değildim ama şimdi başladı, heyecan anlamadım. Burası bilmiyorum. Öyle ekrandan evet, izlendiği gibi değil. Evet, daha böyle rahattım ama sanki rüyada gibiyim zaten. Bilmiyorum bakalım. Ama rakiplerimiz evet güçlü olabilir ama biz de güçlüyüz. Zaten biz buraya iddialı olmayanı almıyoruz. Asla. İddialısınız değil mi? Böyle bir görelim, görelim buraya her gelen bir iddiayla geldi, bir güçlü geldi. İddialıyız zaten. Üç tane kadın var karşınızda. Kadının fendi erkeğin gücünü her zaman yener. Orası işte belli olmuyor. Gelen gidiyor, gelen gidiyor. Her zamanki gibi siz de geldiniz. Vallahi siz de bu masada bu defa bir yıldız çıkaracağımıza ben inanıyorum. Ama böyledir zaten. Biz de geleceğiz, biz de gideceğiz. Ama öyle siz de gelip canım. Siz de gideceksiniz. Hani çok belki iddialı geliyorlar ilk haftadan. Gidiyorlar falan. Umarım siz de öyle olmazsınız. Hiç belli olmaz. Yaşayıp görelim o zaman. Özcan'ı hatırladım. Özcan'ı izlediniz mi? Siz gitmezseniz biz gitmez. Kim gidecek efendim? Birileri gidecek. Biri gidecek efendim. Siz gitmek istiyor musunuz? Ben Bülent Hanım buradayım. Onlar banko. Ben buradayım. Baksanıza Bülent Hanım, yüzünden sıkılmayalım diye her hafta başka tıraş oluyor. Hayır, bir bu şeyler tıraş yapıyor. Olmuş bir şeyler yaptırmış abi, kendine. Sıkılmayalım sizin diye yapıyor. Sizin için sıkıldık dediniz ya, değişiklik yaptık. Bizden Serap'tan... sıkıldığınız için değişiklik yaptık. Serap'ın çok mavi güzel. Bakar mısınız benim beyazımı için... taklit ediyorlar. Evet. Tayfun mu yaptı o maviyi? Bu geçici ama. Ha. Siz bayan çok bilmiyorsunuz. Ay adıma. Siz ne derseniz adımız o kalıyor Bülent Hanım. Ne yaptınız? Biz sabahlara kadar çalıştık. Hiç uyumadan geldik Bülent Hanım. Hırslıyım diyorsun bu hafta Her yine. Hafta hırslıyız biz. Bu hafta yine evet. Evet. Hatice, seni tanıyalım biraz. Ben de Sakarya Akyazı'da yaşıyorum. Buraya çok heyecanlıyım. Bülent Hanım'ın karşısında olmak gerçekten beni çok mutlu etti. Kendisiyle daha önce tanışma şansımız da olmadığı için... Vallahi kusura bakmayın, biraz çok özür dilerim, biraz heyecanlandım Kaç ama. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 20 yıldır kuaförüm. 20 yıl. Daha kendi... Nerede yapıyorsun? Sakarya'da. Sakarya. Arkadaşımla aynı yerde çalışıyoruz. Aynı zaten. Yerdeyiz ha, zaten arkadaşım. Yok, beraber çalışmıyoruz. Salonlarımız aynı ayrı sadece. Var. Ama aynı yerden geldik. Evet. Aynı yerden geldik. Vallahi beraber katılalım dedim. Buraya gelmemdeki amaçlarım da şöhret olmak istedim açıkçası. Ne? Şöhret yani... olsun. Evet. Ya herkes gibi ben de Bülent Hanım. Buraya gelmesindeki amaç şöhret olmakmış. Kim o? Ben. Hatice. Ben de çevremde tanınmak istiyorum herkes gibi. Yani bizi de çevirsinler, resim çeksinler. Aynen öyle. Ha. Aslında bir hedefi daha var, onu da söylemek istiyor. Tabii ki kendi dalımda daha başarılı olmak istiyorum. Bu benim aslında ikinci bir hedefim. Küçük bir yerde yaşadığım için bizi herkes küçük bir yerde tanıyor ama ben dünyada tanınmak istiyorum. Bir kafede oturduğumda mesela birisi gelip benimle, aa Hatice seni ben Show TV'de görmüştüm. Demek ben de seninle bir fotoğraf çekilsin diye istiyorum ya. Açıkçası. Yani amacımız bizim de biraz şöyle başımızı döndürsün. Kaç hafta kalsanız o şöhrete ulaşırsınız? Dikkat edin, çok döndürüz. Valla zaten Bülent Hanım sizi görmekten inşallah. Çok sıkılmış. Eğer onun birazcık da olsa... Siz kaç hafta kalsanız o şöhreti yakalarsınız? Bence vallahi bir hafta, bir hafta yeterli gelmez bence de. En az 3 hafta sağlamlaştırmak istiyorum yerimi. Hadi bakalım, göreceğiz. Çünkü şöhrete giden yol başarıdan geçer. Onun için de burada ne yapacaklar? Ne kadar kalacaklar? Ona göre karşılığını kesinlikle. Alırlar. Gizemciğim, seni yanıma alabilir miyim? Tabii ki. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar uzun? Aha. Olsun olsun. Aa, boya gel. Ay. Gizem. Gizem, boyun kaç? 1.50. Ben kendime dinozor diyorum. Çünkü hiçbir yere sığmıyorum. Uçağa biniyorum, sıkışıyorum. Asansörde, kabinde giyinemiyorum. Gizem güzellik yarışmasına katılmış. Evet. Ve ilk 10'a girmiş. Ben 16 yaşından beri düzenli olarak güzellik yarışmalarına katılıyorum. Hiç kazandığın oldu mu? Hepsinde finale kalıyorum. Taç alamıyorum. Dedim buraya gelmeliyim artık. Benim bir taç hırsım var. Yeter artık. Dedim bir de burada şansımı deneyeyim. İnşallah bugün birinci olacağım. Gizem, boyun kaç? Bekliyorum taç almayı, birinci olmayı. 1.83 boyundayım. 1.83 topuklarla herhalde. 1.91 falan vardır. Gibi herhalde değil mi? 91-92. Biraz kendinden bahseder misin? Modellik yapıyorum. Onun dışında kendime çok yatırım yaptım. Eğitimime, mesleki kariyerime. Sonra dedim ki
yani genç bir yaşta insan böyle bir iş yapmalı. O yüzden tekrar kendimi podyumda görmek istedim. Daha sonra belki kendi mesleklerime devam edebilirim. Şu an podyumda olmak istediğim için buradayım. Benim için çok güzel bir platform. Çok güzel kıyafetler aldım. Böyle fashionable, farklı mesela bazılarını kendim diktim. Bazılarını tekrar baştan yarattım. Aa, Tayfun'a bak sen. Peki Tayfun Bey'i nasıl buldunuz? Tayfun Bey. Çok verilmiş bakıyor. Hiç bir tarafa bak. Sabit olarak. Tabii. Ne diyor Bülent Hanım, ne diyor? Hayalim hep uzun olmaktı. Boyuna bakıyordum. Ha, sen boyuna bakıyorsun. Evet, boyuna yan yana gelelim ne olur, gel. Yanıma gelme. Hadi ya. Gel. Ya ben rezil rüsva olacağım. Ya geç ya. Böyle bir şey yok. Geç. Allah'ım. Geç. Ne canım olacak? Benim ya. Dur ben biraz giyineyim. Ya bu... Gel. Düz durun bakalım. Şimdi bir sen bıçak. Güzel, daha fazla yan yana durmayın. Tamam. Seni de tanıyacak daha çok vaktimiz var Gizem. Seni de yerine alalım. Noktayla bir gücüm Tayfun, olmadı. Kurtardım, evet. Seni idare et. Kurtardım seni idare et. Sensin, kuaförüm sensin.